Değerli basın mensupları, Anayasa Mahkemesi'ni yol ettik bildiğiniz gibi. Meclisten geçen kanunların neredeyse tamamında anayasaya bir aykırılık bulmamak mümkün değil. Bu konuda yürütmeyi çok uyardık. Fakat ısrarla ve inatla anayasaya aykırı iş yapmaya devam etmekte kararlı görülüyorlar. Ama bugün benim Anayasa Mahkemesi'nin önünde sizle buluşmamın sebebi ormanlarımız ve ormanlarımızın içindeki bütün bitki örtüsü ve hayvanlar, kıyılarımız ve bu kıyılarımızdan yararlanma hakkına sahip 84 milyon ve meralarımız ve bu meralarımızdan yararlanma hakkına sahip köylüler, çiftçiler ve hayvanlar. Bugün bunun için Anayasa Mahkemesi'ndeyiz. Temmuz-Ağustos ayında Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Yangınlar ve sellerle uğraştık. AK Parti de ikinci felaketi halkın ve turizmcilerin sorunlarını bir kenara bırakarak talan ve rant uygulamasına kararlılıkla devam etmekte gösterdi. Peşinen şunu söyleyeyim. Mahkemeye giderken Sayın Genel Başkanımızla da konuştum. Kendisinin bana söylediğini size söylemek istiyorum. Önce şunu herkes bilsin, Türkiye bilsin, hükümet bilsin, Kültür Bakanı ve Orman Bakanı bilsin. Yanan ormanlara, Muğla bölgesinde, Antalya bölgesinde, yurdun muhtelif bölgelerinde yanan ormanlara eğer bir kazma dahi vurursanız gök kubbeyi başınıza yakacağız. Size o alanı dar edeceğiz. Ormanları kendi haline bırakın, doğa kendini yenileyecektir. Siz uzak durun, yeter diyoruz. Değerli arkadaşlar, Temmuz ayının 18'inde ormanları, meraların ve kıyıların yağmalanmasına yasal zemin hazırlayan bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı. Teklifin adı Turizmi Teşvik Kanunu. Ama bu teklifle turizmin teşvik edilmesi şöyle dursun. Dediğim gibi ormanlar, meralar ve kıyılar tek adam zihniyetine, tek adamın insafına ve inisiyatifine teslim ve terk edildi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman olduğu gibi halkın, devletin ve ülkenin menfaatine ayrı bulduğumuz her kanunu, her cumhurbaşkanlığı kararnamesini bu yüce mahkemeye taşımak bizim vatandaştan aldığımız kutlu bir görevdir. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Buraya sık gelmemiz her konuda şikayet eden bir mantık değildir. Buraya sık gelmemizin sebebi AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın hukuku küçümseyen, hukuku aşağılayan, hukuku yerle yeksan eden tavrıdır. 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bazı kanunlarda düzenleme yapılması hakkındaki kanun 26 madde. Biz bu yürütme ve yürürlükte 26 madde, biz bunun 15 maddesini Yüksek Mahkeme'ye bugün taşıdık ve teslim ettik. Neler var? Birkaç tanesi söyleyeyim. Mesela niye geldik buraya? Bu kanunda turizmi teşvik yok. Ormanları, meraları ve kıyıları tek adama devir var. Yerel yönetimlerin yetkilerini, özellikle kıyılarda ve turizm bölgelerinde alanlardaki yetkilerini saraya devretme var. Biz bunun için buradayız. Mesela kültür, turizm, koruma, geliştirme bölgeleri, yer ve sınırları Cumhurbaşkanları tarafından bundan sonra belirlenecek. Turizm merkezleri tanımına orman vasfına sahip araziler eklendi. Yani bütün ormanlarımızı bir rant kapısı, rant aracı gören bir yaklaşım var. Bütün ormanlar turizm merkezi ilan edilemez. Ve bunun kültür ve turizm geliştirme bölgelerinin Cumhurbaşkanı tarafından tek başına değerlendirilmesi, ilan edilmesi kabul edilemez. Şimdi merkezi idare işi gücü bıraktı, kıyılardaki şezlongla, çadırla uğraşacak. Şezlong koyma, çadır kurma işleri bile artık saraydan ve sarayın memuru olan Kültür Turizm Bakanı tarafından tayin ve tespit edilecek. Kıyılardaki belediyelerimizin turizmle ilgili bütün denetim yetkileri, yönlendirme yetkileri, uygulama yetkileri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bu kanunla devrediliyor. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere günübirlik tesis kurma hakkı gene Sayın Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Ne var bunda canım diyebilirsiniz. Şu var bunda. Kıyılar herkesindir.
Cumhurbaşkanı diyecek ki bir sahilde buraya günübirlik tesis kurabilir. Beşli çeteden ya da beş çeteden olmayan bir turizmci burayı işletebilir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Meraları hayvancılığa kapatıp turizme açacak ve ormanları doğal hayattan koparacak. Yani ormanı börtü böcekten, kurttan, kuştan kopararak, kıyıları halkın yararlanmasından arındırarak ve meraları hayvanlardan uzaklaştırarak, hayvanları meralara sokmayarak bir mantıkla bu üç değerimize el koyulmuştur. Üç kuruş para için. Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgelerinin planlarını yapma, tadil etme yetkisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na veriliyor. Yani kıyı bandındaki bütün belediyelerimizin bu bölgelerde plan yapma, plan tadili yapma yetkisi de Cumhurbaşkanı'nın şahsına devrediliyor. Tüm turizm bölgesi belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Böylece Sayın Cumhurbaşkanı eşine, dostuna, beşli çeteye girememiş daha alt kategorideki müteahhitlere kıyıları peşkeş çekecek. Buna da bir rızamız yok. Kültür ve Turizm Koruma Geliştirme Bölgesi'nin tamamını veya bir alt bölgesini tek bir yatırımcıya tahsis etme yetkisi veriyor bu kanun. Bu şu demek, daha açık söyleyeyim. Mesela Saros Körfezi var, hepimizin bildiği. Cumhurbaşkanı dilerse Saros Körfezi'nin tamamını ya da bir alt bölümünü bir tüzel kişiliğe devredebilecek kullanım amaçlı. Yani böylece Türkiye'nin turizm bölgeleri, insanların gidip yazın 3-5 ay dinlendiği ya da kışın 3-5 ay dinlendiği bütün bölgelerin kim tarafından ne kadar süreyle işletileceğine Sayın Cumhurbaşkanı karar verecek. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. Gene orman vasfına sahip arazilerde, meralarda ve kıyılarda günübirlik geçici tesislerde ÇED raporu aranıp aranmaması da beyefendinin iki dudağının ucunda. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Ve gene gitme sebeplerimizden birisi yabancı bayraklı ticari büyük yatlara Türk karasularında ticaret imtiyazı veriyoruz. Yani ne yapıyoruz? 815 sayılı kabotaj kanununu rafa kaldırıyoruz. Kabotaj kanunu, kabotaj hakkı kanunu Türkiye'de rafa kaldırılacak bir kanun değildir. Bu tam manasıyla bir ihanettir. Kuruluşa ve kurtuluşa ihanet, kurtuluşun ve kuruluşun mimarlarına saygısızlıktır. Yaptırımlar var gene bu kanunda. Arkadaşlarım size ayrı ayrı dağıtacaklar. Son olarak şunu söyleyeyim. Yaptırımlar, yani para cezasını kim belirleyecek, kim uygulayacak? Bunu da Kültür Bakanı tayin edecek. Yani bu konu, bu kanunla ilgili oluşacak yaptırımlarda kime ne kadar para cezası verileceğini mevcut kamu kurum ve kuruluşları değil, Kültür Bakanı'nın, Turizm Bakanı'nın tayin edeceği bir kişi ya da kurul yapacak. Özetle bu kanunla ilgili şunu söylemek gerekirse, Cumhuriyet'in nitelikleri başlıklı 2. maddeye, devletin temel amaç ve görevleri başlıklı 5. maddeye, egemenlik başlıklı 6. maddeye, yasama yetkisi başlıklı 7. maddeye, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması başlıklı 13. maddeye, mülkiyet hakkı başlıklı 35. maddeye, hak arama hürriyetleri başlıklı 36. maddeye, suç ve cezalara ilişkin esaslar başlıklı 38. maddeye, kıyılardan yararlanma başlıklı 43. maddeye, toprak mülkiyeti başlıklı 44. maddeye, çalışma ve sözleşme hürriyeti başlıklı 48. maddeye, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlıklı 56. maddeye, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması başlıklı 63. maddeye, kamu hizmetlerine girme hakkı başlıklı 70. maddeye, vergi ödevi başlıklı 73. maddeye, Anayasa Mahkemesi'nin kararları başlıklı 153. maddeye ve ormanların korunması ve geliştirilmesi başlıklı 169. madde ile orman köylüsünün korunması başlıklı 170. maddelere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Temmuz ayında yasalaşan Turizmi Teşvik Kanunu ve bazı kanunlar hakkında değişik yapılmasına dair kanun teklifinin anayasaya aykırılığı sebebiyle başvurumuzu yaptık. Yüce Mahkemenin, Yüksek Mahkemenin iş yükünün yoğunluğunu bilmekle beraber bu çok hassas konuda bir an önce erken bir karar, hızlı bir karar almasını da
aracılığınızla kamuoyu üzerinden talep ediyoruz. Tekrar söylüyorum, ormanlarımız, kıyılarımız, meralarımız rant kapısı olarak görülemez. Ormanlarımız, kıyılarımız, meralarımız hepimizindir, insanlarındır, sade insanların değildir, hayvanlarındır, bitkilerindir, velhasıl bütün canlılarındır. Dünyayı tek başımıza kullanmıyoruz. Dünyada yaşarken hayvanlarla, bitkilerle, bütün canlılarla ortaklaşa ve birlikte yaşamak zorunda olduğumuzu bileceğiz. Tekrar ediyorum, meraların köylülerin elinden alınmasına yol açan, kıyıların insanların hakkı olmasını engelleyen, ormanları rant kapısı ve turizm kapısı, işletme kapısı, tesis kapısı gören anlayışa karşı olduğumuzu ve bu karşılığımızın anayasanın birden çok maddesinde de ifadesini bulduğu bilinciyle Yüksek Mahkeme'ye başvurumuzu yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak anayasayı, hukuku, insan haklarını, hayvan haklarını, doğa haklarını koruma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğimizin de bilinmesini aracılığınızla aziz milletimize beyan ederiz. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.